Diyalog TV ekranlarından herkese merhabalar. Albinizde Yaz Sohbetleri programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün sizlerin son dönemlerde elde ettiği başarılarıyla adından sıkça söz ettiren konuklarımızla tanıştıracağız. Sizler kendilerini aslında son dönemlerde televizyon ekranlarında çok fazla izlediniz ama biz bu defa onların hayatlarına dokunmaya çalışacağız. Konuklarımızdan birisi başarılarıyla bizi gururlandıran Yiğitcan Hekimoğlu ve onun hocası Celal Keleş. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten yoğun bir hafta geçiriyoruz. Bir hafta oldu ben Londra'dan geri döneli. Halkımızın ve siz değerli basın mensuplarımızın güzel bilgisi var. Umarım sizinle de güzel bir program geçirip devamını getiririz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız hocam? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir ortam diye düşünüyoruz. Bu ortama umarım biz de anlattıklarımızla bir güzellik katarız. Öyledir eminim. Dilerseniz Yiğit'le başlayalım. Yiğit son dönemlerde Kuzey Kıbrıs'ta belki Türkiye'de ve dünyada da adından sıkça söz ettiren birisi. Elde ettiği bir başarı var ve bu başarı çok uzun süren uğraşların getirdiği bir başarı olsa gerek. Yiğitcan nerede büyüdü, nasıl bir hayat geçirdi ve önce sporla sonra da bu başarıyla nasıl tanıştı? Ben 92 Girne doğumluyum. İlkokul eğitimi ve Girne Amerikan İlkokulu'nda aldım. Daha sonra 9 Mayıs Türk Maarif Koleji'ni kazanarak ortaokul ve lise eğitimime başladım. Tabii ben lise 2'ye kadar atletizm hayatıma başlamadan önce futbolla çok yakından ilgileniyordum. Türk Ocağı Spor Kulübü'nde futbol oynuyordum. Daha sonra lise 2 yılında hocamızla da antrenörümle de ortak arkadaşı olan Serhat Hoca ile beraber, aynı zamanda benim futbolda antrenörümdü kendisi, beni Cihal Hoca'ya götürdü ve Yiğitcan iyi bir sporcu, hızlı bir sporcu, bununla ilgilenir misin diyerekten bir teklif yaptı. Cihal Hoca da gerekli testleri uygulayarak bu anlamda dünya ve Avrupa çapında iyi bir atlet olabileceğimi, fakat bunun gerekli sorumlulukların olduğunu ve bir karar vermem gerektiğini söyledi. O gün ailemle ve gelecek hakkında da konuştuktan sonra atletizm branşına yönelmeye karar verdim ve başladığımız ilk yıldan itibaren Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nın barajını geçerek bu alanda aslında uluslararası ilk teması gerçekleştirmiş olduk. Bu temas da bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir ilk olarak, bir ilk Kıbrıs Türk olarak oraya temaslarda bulunduk. Tabii ki çok meşakkatli bir yol, çok zorlu bir yol. Gerçekten bu seviyede kalabilmeniz için yapmanız gereken şeyler var. Bunların her yıl üstüne koyarak tecrübe edindik ve kendimizi geliştirerek belli bir misyon elde etmeye çalıştık ve bu misyonu üstlenerek belirli bir seviyeye gelmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu seneki dünya yedinciliğimizde de bunu süsledik. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, siz değerli basın mensupları ve halkımız tarafından çok yoğun bir ilgi gördü ve sahiplenme duygusu hissettik. Umarım gelecekle ilgili de güzel planlarımız var. Daha çok çalışıp daha güzel başarılar elde edeceğiz inşallah. İnşallah. Hocam siz nerede yaşadınız, nerede büyüdünüz? Evet, ben 1975 Lefkoşa doğumluyum. Tabii bütün yaşantım, çocukluğum Lapta'da geçti. Lapta'da Lapta İlkokulu, sonra Lapta Yavuzlar Ortaokulu, Haydatpaşa Ticaret Lisesi ve yüksek eğitimimi de Ege Üniversitesi'nde yüksek lisansı doktora olarak devam ettirdim. Tabii biz hem eğitimi hem de sportif aktivitemizi birlikte götürdük hayatımız boyunca. Ve sporculara da bu yönde hep telkinlerde bulunduk. Yani sadece ders veya sadece spor değil, ikisini birlikte götürebileceklerini, planlı bir yaşantının sonucunda ikisinden de faydalanabileceklerini, ikisinde de kendilerini geliştirebileceklerini hep söyledik. Felsefemiz de bu yönde oldu bir eğitimci olarak. Tabii özelde de Yiğit'le karşılaştıktan sonra da bu planlamanın bir parçası olarak devam etti. Şu anda da hem üst düzey bir sporcu hem de eğitimine de devam eden bir kişi olarak kendisini iki alanda da geliştirmeye devam ediyor. Biz de buna en iyi şekilde katkı koymaya çalışıyoruz. Bu güzellikleri de yaşıyoruz birlikte. Halkımıza yaşatıyoruz. Evet.
Peki bu çalışmalar nasıl oluyor? Yani evet orada çıkıyorsunuz, belli bir süreniz var, koşmanız gereken belli bir kilometre var, metre var, koşuyorsunuz ama bunun için çok büyük bir ön hazırlık gerekiyor. Mesela bir sporcuda veya işte Yiğitcan'ın bu başarıya ulaşabilmesi için bir gününü nasıl değerlendirmesi gerekiyor? Tabii ki eğitim hayatı var, bir özel hayatı var, bir aile yaşantısı var ama onun dışında neler yapması gerekiyor? Yani Yiğitcan'la başlayalım. O içinde yaşayan biri olarak anlatır ama sizin de hani hoca olarak şunu da yapması lazım, bunu da yapması lazım dediğiniz şeyleri de sizden alınız ama nasıl geçiyor bir günün? Yani bu çalışmalara başarılı olabilmek için. Tabii başladığımız yıldan itibaren giderek artan bir seviye oldu bizim adımıza. Yıldızlar, gençler, tabii büyükler kategorisine gelince artık dünya ve Avrupa ile iç içesiniz. Rekabet etmeniz gereken kişi sayısı ve ulaşmanız gereken kişi sayısı çok daha fazla. O yüzden giderek artan bir seviye vardı bizim. Ben kendi adıma konuşacak olursak. Bu anlamda da kendimi sürekli bu konularda eğitim alarak, hani ne yaparsak doğru olur veya nasıl yapmalıyızı araştırarak kendimi geliştirmeyi hedefledim. Çünkü bu bir hobiden çok artık bir meslek haline gelmişti benim için. Çünkü bundan profesyonel anlamda hem antrenman yapıp hem profesyonel anlamda kazanç ve hayatımı sürdürme anlamında bir durumum vardı. Bu anlamda her şeyimi yaptığım işe doğru odaklamalıydım. O yüzden bunun iyi bir planlama gerektiğini, her şeyin yerinde ve zamanında yapmam gerektiğini, antrenmanları düzenini ve disiplinini aksatmamam gerektiğini düşündüm. Bu anlamda da hem tabii ki antrenörümle hem de ailemle ve sosyal hayatımla ilgili değerlendirmeler yapıp ona göre bir zaman planlaması yaptım. Bu anlamda, bu alanda kendini geliştirmiş profesyonel kişilerden de yardım alarak düzenli bir yaşam ve en önemlisi etkili bir antrenman sistemi ve antrenman planlaması yaptık. Tabii ki antrenman süresi 1,5 ile 4 saat arası değişse de bunun öncesi ve sonrası olan bir durum var. O yüzden daha öncesinde planlanan işte sabah kahvaltısı, uyku düzeni ile beraber daha sonra işte sosyal hayata ayrılacak zamana kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamak zorunda kaldık. Özellikle tatil, mesela sezon bittikten sonra Evet. tatil planlaması. Bu anlamda da bir sporcunun çünkü ihtiyaçları kendini o bir senenin verdiği baskıdan uzaklaştırması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da kendimi sürekli geliştirdim. Evet, çok zor bir yol aslında ama hem sevdiğiniz bir iş olduğu için hem bu anlamda kazanç elde ettiğiniz için ve başarılıysanız da bunun tadını çıkarmak bir sporcu için en güzel şeylerden bir tanesi. Bu anlamda da güzel bir planlama yaptığımızı ve bunun giderek seviye arttığı için giderek detaya inerek kendimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda şu ana kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Umarım ileriki senelerde bu düzen bozulmadan devam edecek. Biz de öyle diliyoruz. Mesela sabah kaçta kalkıyorsun? Tabii hazırlık dönemleri aslında çok daha yoğun geçiyor. Çünkü şu an yüksek lisans eğitimi Evet. görmekteyim ve akşam üzeri dersler olduğu için sabah biraz daha erken kalkıp antrenmanı yapıp o süre zarfında en azından dinlenerek girmem lazım derslere. Yani belli aslında böyle belirlediğimiz çok hani bugün işte bu saatte kalkalım falan yok ama antrenman saatine göre kalkış saatini de belirliyorum. Mesela saat 10'daysa antrenman 7-7.30'da kalkıp işte kahvaltımı yapmam gerekiyor. Çünkü antrenmana 2-2.5 saat kala kahvaltımı bitirmiş olup antrenmana hazır bir hale gelmem lazım. Antrenmandan sonra işte öğlen yemeği saatimde ayarlamam lazım ki yüksek lisans dersine girerken işte çok aç veya çok tok girmemem lazım. Ara öğün saatlerimiz var. Bu anlamda çünkü beslenme bizim için çok önemli. Öyle. Diğer aldığımız ergonojik yardımlar dışında bu bağlamda da kendimizi çok düzenli bir hayat kurmamız lazım. Tabii burada en dikkat ettiğim şey uyku aslında. Çünkü gece geç saatler dışında erken bir saatte yatıp diğer bir güne daha dinlenmiş, daha aktif bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Çünkü her antrenmanda ayrı bir yük yemek zorunda vücut ve bunu hazırlamak için de dinlenmemiz gerekiyor. O yüzden benim tabii ki birinci dikkat ettiğim beslenme, ikinci de uyku düzeni olmakla beraber sosyal hayatımı da buna göre planlıyorum. Dışarı çıkmaya fırsat bırakıyor mu hocaların sana? Aslında az çok tabii çok yoğun geçiyor. Dediğim gibi seviye yüksek olunca Evet. zaten ona fırsat bulamıyorsun. Çünkü sürekli kafanda ulaşmak istediğin amaç Evet. ve hedef oluyor. Ama hani ben o anlamda kendimi sıkan bir sporcu değilim. Yeri geldiğinde dışarıda çıkıyorum. Yapmam gerekenleri yap. Tekrardan dinlenme fazlına geçiyorum. Güzel.
Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bir sporcu nasıl hayatını sürdürmeli? Evet, tabii şimdi belli hedefler ve sorumluluklar sizin yaşamsal davranışlarınızı direkt olarak etkiliyor. Eğer ulaşacağınız hedefler bazı zorunlulukları, bazı ihtiyaçları, bazı sorumlulukları gerektiriyorsa bileceksiniz ki bunları yaparsanız belki o hedefe ulaşabilirsiniz. Yani bizim işimizde 2 2 daha 4 yoktur. Evet. Çok çok iyi hazırlandığınız bir süreçte dahi sonuçta istediğiniz hedefe ulaşamayabilirsiniz veya işte istediğiniz derecelere ulaşamayabilirsiniz. Buna rağmen çok ciddi bir hazırlığı psikolojik olarak önce kabullenmeniz gerekiyor. Yani işte bunları yaparsam belki de kazanmayacağım deyip işin kolay boyutuna veya işte o sorumluluklardan kaçma boyutuna geçmemeniz gerekiyor. Ve sürekli kendinizi adanmış bir şekilde tutmanız gerekiyor. Yani her şeye rağmen devamlılığınızı göstermeniz gerekiyor. Tabii bunlara biz başladığımız zaman yani çalışmaya başladığımız zaman bir adaptasyon süreci yaşadı. Tabii ki 16'lı 17'li yaşlarda doğal olan o hormonların verdiği hareketlilik, evet, işte çevreyle iletişim, biraz daha kendi başına hareket etme isteği, bunların hepsinin yaşandığı bir süreçtir, dönemdir o. Fakat Yiğit çok kolay adaptasyon sağladı. Benim özellikle çalışmalarla ilgili çok böyle esnekliğim yoktur çalışma anlamında. Çünkü antrenmanın kendi içeriğinde bazı esneklikler olabilir, bazı değişiklikler olabilir. Zaman zaman bunları da yaptık, yapıyoruz da zaten işin içinde olması gereken şeyler. Ama bir de realite var ki siz hedefinize gideceğiniz noktada sizin gibi o hedefi hedefleyen başka kişiler de var. Tabii ki. Ve onların size acıması yoktur. Yani sonuçta siz kendinize göre işte olayın çalışma boyutunu yumuşatabilirsiniz. Ama bileceksiniz ki bunu yumuşatmayan kişiler var ve oraya sizden daha hazır geldiklerinde orada size acımayacaklar. Yani dolayısıyla oraya en hazır şekilde gideceksiniz. Hatta ve hatta çok hazır gitmeseniz bile o hazır olduğunuzdan daha iyi bir dereceyi orada yapmaya çalışacaksınız. Yani çünkü çok acımasız bir ortam. Herkes herkesi geçmeye çalışıyor. Ve hiç kimse sizin çok iyi hazırlanıp hazırlanmadığınıza bakmaz. Tabii ki. Ve bu sorumluluk, bu bilinçle davrandığınız zaman işte o zaman ne yapıyorsunuz? Zamanında kalkıyorsunuz. Kahvaltınızı, ara öğünlerinizi, sosyal yaşamınızı, mental olarak kendinizi hazırlıyorsunuz. Ve tabii ki bunun en önemli boyutu antrenman boyutu. Antrenmanlarınızı aksatmadan oraya gelmenizi gerektiği gibi dinlenik, gelmeniz gerektiği gibi hazır bir şekilde oraya gelirsiniz ve oradan verim almaya çalışırsınız. Yani bu arka arkaya da eklenen bir süreç. Yani antrenman bitti, her şeyiniz bitmiyor. Onun işte rehabilitasyon veya rejenerasyon dinlenme süreçleri var. İşte ondan sonra hemen yemeğinizi yiyeceksiniz, ne bileyim işte dinleneceksiniz, güzel bir şekilde sakin bir ortamda kendinizi tutacaksınız. Soğuksa oradan korunacaksınız, sıcaksa yine ona uygun davranacaksınız. Gecesi yatmanız gereken saatte yatacaksınız. Vücudunuzun, biyolojik saatinizin ihtiyaçlarına göre bir uyku düzeni oluşturacaksınız. Bunların hepsini yaşadık ve bu süreçlere adaptasyonu da gayet iyiydi. Hı hı. Çok tabii bunları yaşayarak işte söylediğimiz neden sonuçları yaşayarak gördük. Ve gittiğimiz şampiyonalarda da aslında o seviyedeki sporcuların böyle olduğunu da gördük. Yani bunu yapan sporcuların oraya gitme ihtimalinin olduğunu gördük. Oradaki davranışlarını gördük. Kendileriyle olan, kendilerine olan saygılarını gördük. İşlerine olan
disiplinlerini ve saygılarını gördük. Dolayısıyla bir etkileşim içerisinde kendimizi geliştirdik. Ve bu noktaya kadar geldik. Ha, bu yoldaki bir durak belki de. Biz bundan sonraki yıllarda işte hem bu söylediğimiz faktörleri geliştirerek hem de gideceğimiz şampiyonlardaki derecelerimizi geliştirerek o ortamda kalmayı amaçlıyoruz. Peki bu 8 yıla neler sığdı? Kim başlamak ister? Hoca başlayalım. Evet. Bu 8 yıla aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından baktığımızda yapılmamış birçok şey, birçok başarı, gidilmemiş birçok şampiyona var. İlk gidilen birçok şampiyona var. Kazanılmış madalyalar var. Bunlara örnekler verecek olursak işte Yıldızlar Dünya Şampiyonası barajını geçip orada yarışmış olmak. Daha sonra Gençler Avrupa Şampiyonası'nda final koşmuş olmak yüzmede de. Bu Balkan Şampiyonası'nda Yıldızlarda ve gençlerde 100 metre, 200 metrede kazanılan madalyalar var. Salon şampiyonalarında kazanılmış, 60 metrede kazanılmış kış sezonundaki madalyalar var. Daha sonra Avrupa Şampiyonası var ki Avrupa Şampiyonası'nda daha önce yarışan sporcularımız da oldu. Biz de bunlara eklendik. Büyüklerde. Daha sonra işte son olarak baktığımızda Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda final koşan bir takımın parçası olmak. Evet. Diğer taraftan baktığınızda Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda orada gruptan Türkiye'nin takımıyla birlikte çıkmış olmak. O başarılar var. Kulüple ilgili Türkiye'deki Enka Kulübü'nün sporcusu ve antrenörüyüm. Dolayısıyla burada Avrupa şampiyonluğu var. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, atletizmde. Dolayısıyla yapılmamış, gidilmemiş birçok başarı var. Türkiye rekoru var. Gençler Türkiye rekoru var. Onu 100 metrede kırdık. Tabii şimdi tekrar kırıldı ama daha sonra baktığınız zaman işte 200 metrede üniversiteler rekoru hala duruyor. Hala bize ait. Yani şu an tabii birçoğunu belki saydım ama bunların 10 katı da katıldığımız şampiyona var uluslararası düzeyde. Belki Yiğit benim aklıma gelmeyen var mı? Birçoğunu söyledim. Tabii bunlar bize büyük bir mutluluk, tecrübe, gurur vesilesi oldu. Halkımızı birçok noktada mutlu ettik. Yiğit'in de biraz önce başlangıçta söylediği gibi basın gerçekten bize çok ilgi gösterdi. Bizim başarılarımızı gündemde tuttu. Bizim arkamızdan gelecek olan kişilere bu yolu açtı. Yani biz belki bunları yaptık ama basın bunu paylaşarak birçok gencimizin bu ortamda olabilme algısını yarattı. Ve son olarak tabii ki Dünya Şampiyonası'nda gelinen bu nokta ülkemizdeki birçok kesime de bir özgüven getirdiğini düşünüyorum. Hem sportif anlamda hem diğer alanlarda ülke insanının bu bulunan ortamda yurt dışında veya dünya çapında işler yapabileceğinin güvenini de getirdi. Bu bizim için çok güzel bir mesaj oldu diye düşünüyorum. Kaç madalyan var Yiğit? Vallahi güzel bir konu aslında soru ama yani saymadım. Bayağı şu an işte tabii bunları toparlamakla meşgulüz. Daha doğrusu bu konuda ailem çok destekçi. Özellikle hem annem hem babam bu konuda çok yardımlara dokundu ama tabii madalyalardan çok aslında yapılan başarılar akılda kalıyor. O yüzden ben biraz sondan başlamıştım. Son yaptığımız dünya yedincisi olarak adaya gelmek tabii ki çok farklı bir yere getirdi bizi. O yüzden bunun sorumlulukları şu an çok daha fazla. Tabii ki. Çok daha fazla şey bekleniyor şu an bizden. Ama biz her zaman program öncesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduğumuzu da söylemiştim. Tabii. Her sene farklı hedefler koyuyoruz ve bu hedeflere her sene koyduğumuz hedeflere eğer bir sakatlık çıkmazsa ulaşıyoruz. Bu anlamda
hem bizim ikimizin arasında olan ilişkiden ötürü hem de ulaşabilir hedefleri koyup onlara ulaşmak da çok önemlidir bir sporcu ve antrenör için. Biz de bu anlamda doğru planlama yaptığımızı, senelere ayırarak doğru planlama yaptığımızı görüyoruz. Bu anlamda mutlu oluyoruz. Çünkü atletizmde bir sene sonrası yerine en az 4 veya 8 senelik bir planlama yapmanız lazım. Tabii. Biz aslında bu dünya şampiyonası hedefine biz geçen sene ulaşmak istiyorduk. Çünkü o zaman tam 8. senemizdi ve Rio Olimpiyatlarına denk geliyordu. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Hem yaptığımız performans testlerini elde ettiğimiz sonuçta hem antrenmanda çıkan derecelerden sonuna verilen kararlar doğrultusunda Rio Olimpiyatlarına katılabilecek düzeyde olduğumuzu hem bayrak takımıyla beraber evet. hem bireysel anlamda da bu barajları geçebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gördük. Fakat işte ne kadar da %100 hazırlansanız da hiçbir eksiğiniz olmasa da yarı sakatlığı denilen bir durum var. Ve yarışta şanssız bir sakatlık geçirerek Rio Olimpiyatlarına gidememe gibi bir durumum oldu. Tabii oradan buraya kadar çok zor süreçler geçirdik özellikle psikolojik anlamda ama bu yeteneğimizi hem başkaları tarafından hem bizim ilk önce kendimize inanması, dünya şampiyonasına katılabilecek düzeyde olduğumuzu inanıyorduk. Bunu da hem başarmakla beraber üstüne bile süsleyerek final koştuk ve burada da dünya yedincisi olduk. O yüzden bu hedefi de koymuştuk ilk başladığımız günden itibaren. Buna da ulaşmış olduk. Şu an gelecek anlamında da çok güzel durumlar söz konusu. Seneye Avrupa Şampiyonası var ve orada şu an dünya şampiyonasına koşan iki tane Avrupa takımı var. Bir tanesi İngiltere, diğeri de biz Türkiye'yiz. Bu anlamda madalya şansımız çok yüksek ve bu belki de takımlar düzeyinde en üst seviye, konulan en üst seviye bir madalya anlamında ve belki de yapılacak olan en üst başarı. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Hocamın da bahsettiği gibi atletizm camiası bireysel bir spor olduğu için orası tamamen bir arena. Herkes birbirini geçmek için uğraşıyor. Biz de bu arenanın içindeyiz ve her sene kendimizi geliştirerek bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Şu an çok daha tecrübeliyiz. Çok daha hazır bir duruma gelmek istiyoruz. Tabii ki de bu sene biraz geçen senenin etkileri de vardı. Geçen sene çok zor antrenman süreçleri geçirdik. Çok yoğun antrenman süreçleri geçirdik. O yüzden bu sene biraz daha hafif geçmek zorunda kaldık ama seneye çok daha hazır durumdayız şu an. Ve bu sezon biraz daha erken açıp seneye çok daha hazır girmek istiyoruz. Bu anlamda zaten şu an için çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Gerekli yerlerle görüşmelerimizi yapıp bir sonraki senenin planlamasını yapmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bu anlamda da biz mutluyuz açıkçası koyduğumuz hedeflere ulaşma anlamında. Umuyorum daha güzel başarılara geri döneceğiz. İnşallah. Birazcık isterseniz Londra'ya gidelim. Orada nasıl bir atmosfer vardı? Özellikle çok böyle heyecan dolu bir şeyin içindesin ve bir anda bir düdük var. O düdüğün sesini ben hiç sevmem, bilmem sen sever misin ama o böyle daha bir insanı korkutur. O başlıyor ve aslında düdükten önce orada oluşan bir sessizlik var. O daha büyük sıkıntı. O yani nasıl silahla o psikoloji birlikte nasıl? Evet. Başlıyor. Silah mı sıkıyorlar? Evet, bir, evet, yani hiç öyle bir ortamda olmadığım için sporla. Evet. Şey var aslında yani bazı durumlarda ses çok fazla seyirci tarafından susmadıkları durumlarda öncesinde onu durdurmak için kullanılabiliyor. Ama burada çok bilinçli bir seyirci vardı. Evet, kesinlikle. O noktadan sonra da Yiğit anlatsın. Yani zaten 66 bin kişilik bir stat vardı ve her seansta full çektiler. Yani sabah ve akşam seansı vardı. Her kaç seansta sporcu full... aynı anda bu arada koşuyor? Toplamda mı yoksa şu an yani sadece bayrak... Yani mesela koştuğun... 8 kulvarlı olduğunu düşünürsek 64'e yakın sporcu aynı anda vardı. Başlıyorsunuz. Başlıyor. Yani tabii 8 seride, 1 seride, 1 seride 32 kişi koşuyor. 2. seride 64 kişi koşuyor. Evet. O anlamda biz de dünyanın finale kaldık ve dünyanın en iyi 32 sporcusuyla beraber yer aldık. Orada da 7. geldik. Tabii o atmosfer çok farklı. Yani ben şu anlamda tecrübeliydim. Daha önce Dünya Yıldızlar, Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarıştım, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarıştım. Buradaki seyirciler de çok tabii ki üst düzey. En az 20 bin, 30 bin seyirci de görmüşlüğümüz var ama tabii burası çok bambaşka bir yer. Bir de yarışan kişilerin, atletizm camiasının en üst kişileri olduğu için Hüseyin Bolt, Justin Gatlin gibi atletlerle beraber o piste çıktığınız için çok daha farklı bir atmosfer veya çok daha farklı bir psikolojiye sokuyor aslında sizi durum, ortam. Ben seçme yarışından önceki akşam zaten hiç uyuyamadım. Yani çünkü saat 10-11 gibi yatmama rağmen gece 2-3-4 yani çünkü ertesi günü düşünüyorsunuz, inanılmaz bir heyecan var.
Bir de ulaşabilecek olan hedef çok zor ve meşakkatli. Ama sabah kalktığımda gerçekten sanki böyle bir gün uyumuş gibi hissettim yani. Tamamıyla hazırdım yarışa ve güzel bir yarış geçirerek orada da tarihin en iyi ikinci derecesini koştu Türkiye takımı. Ve finale yükseldik. Finalde tabii çok bambaşkaydı. Orada herkes bir arada. Yani arttırma yapıyorsunuz. Arkanızdan Hüseyin Bolt geliyor. Justin Gatlin geri dönüyor falan. Onlarla aynı ortamdasınız. Aranızda 30-40 santim var. Yarıştan önce birbirinize şans diliyorsunuz. Bu tür insanlarla. Hani Ya. YouTube'dan, televizyondan gördüğünüz insanlarla veya imrendiğiniz insanlarla, örnek aldığınız insanlarla aynı pisttesiniz. Aynı yarış için siz de belli bir performans ortaya koyuyorsunuz. Bunun hissetmek, bunu orada yaşamak bile apayrı bir Bambaşka. duygu. Bunun keyfini çıkardık aslında biz ve yapmamız gereken her şeyi yaptığımıza inanıyorum ben takım olarak ve bireysel olarak. Çünkü bu tür şampiyonlarda geride bıraktığımız takımlara ve ülkelere baktığımızda gerçekten son zamanlarda sistemi oturan ve sürekli üst taraflara oynayan ülkeler, bunlardan birkaç Almanya, Hollanda, Küba ve Bahamalar gibi ülkeler. Bunlar son zamanlarda sprint branşında özellikle hep yukarıya oynayan Tabii. ülkeler. Yani bu takımları geride bırakıp final yarışmak bizi apayrı bir seviyeye getirdi. Daha sonrasında elde edilen bir yedincilik var. Tabii ki de gönül isterdi ki daha yüksek bir rakama ulaşılsın veya bir madalya ile dönülsün ama dediğim gibi hani buraları biraz tecrübe ederek, buraları biraz tozunu yutarak Tabii ki, ambiyana tabii ki. tabirle ileriki senelere güzel bir mesajlar verdik. Bunun başlangıcında olmak, bunun bu takımın bir parçası olmak çok önemli, çok önemliydi. Bunun da bir takım parçası olduk ve bizim için çok mutluluktu. Tabii benim daha ayrı bir durumum var. Kıbrıs'tan çıkıp o takımın bir Tabii ki. parçası olmak, burası için, yaşadığım ülke için de ayrı bir duruma soktu bizi. O anlamda işte bizi örnek alanlar veya bu anlamda bize destek verenler de çok onur ve gurur duydular. O yüzden onu da hissetmek, oradayken, Londra'dayken buradaki mutluluğu ve gururu hissetmek apayrı bir mutluluk oldu bizim için. Hüseyin Bolt'un son yarış olması, hani Evet. veda yarış olması, jübile yarış olması, orada canlı olarak görüp tanışıp en azından 1-2 dakika sohbet etmek bile çok büyük bir tecrübeydi. Sonuçta onların nasıl antrenman yaptığını, nasıl yarış hazırlığı yaptığını görüyorsunuz. Bunları tecrübe ediyorsunuz ve bu alanda en iyi insanlar bunlar. Biz de bu anlamda kendimizi geliştirerek daha üst seviyelere çıkmak istiyoruz. Evet. Bu en son 7. olduğun yarışta 32 kişi yarıştı dedin değil mi? Hı. 32 kişinin içinde Hüseyin Bolt var mıydı? Vardı. Evet. Onunla Onları birlikteymiştim. geçtik hatta. Yani Jamaika Hüseyin Bolt sakatlandı ama sonuç olarak tabloya baktığınızda Türkiye'nin altında bir Jamaika Kaldı. var. Yani Türkiye'nin Acımasız altında. olduğu buradan belli oluyor yani aslında Evet, bütün şey. yani onu da geçtim. Yiğitcan Hekimoğlu isminin altında yer alan isimler Tabii. oluyor son. Jamaika takımı Evet. o sırada. Yani ben tabii bunu en fazla hissettiğim anlardan bir tanesi, yarışmaya 10 dakika gibi bir süre var. Ufak bir odanın içine aldılar bizi ve orada bütün atletler orada ve orada herkes böyle herkesin birbirine bir bakışını yakaladım Hangisi mesela nasıl böyle koşar acaba? tamamıyla o hani aslanlar arenaya korsunuzda birbirine bakar tamamıyla öyle bir bakışlar yakaladım. Dedim ki demek ki ben de bu psikolojide olmam lazım ve hemen böyle ruh halimi değiştirerek o psikolojiye büründüm. Onun hazırlığı bile böyle çok güzeldi. Tabii piste çıktıktan sonra 66 bin kişinin size tezahürat etmesi, Tabii. bağırması, alkışlaması bile bizi 100 metre başlangıcından çıkardılar ve benim çıkış yerim 100 metre startıydı. O 100 metre alanı bile giderken ki insanların size olan bakışını, fotoğraflar, cıvıl cıvıl bir saha, herkes ayakta alkışlar. Böyle çok gerçekten herkesin Anlatılmaz görmesini yaşanır. istediğim bir durumdu. Bunu yaşadığım için ve orada performans sergilediğim için de çok mutluyum. Dediğim gibi ileriki senelerde çok daha büyük hedeflerimiz var. Bunlara ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Yani onları da konuşacağımız günler inşallah olur. İnşallah gelir. Ne var en yakın zamanda En hedeflerini? yakın gelecek sene Avrupa Şampiyonası var. Şu an orada işte takımsal olarak şu an Avrupa'nın en iyi ikinci takımı durumdayız. İngiltere dünya şampiyonu oldu bu Evet. seneki dünya şampiyonasında. Ama tabii ki her sene takımların performansı değişiyor. Tabii. Giren çıkan sporcular olabiliyor. Bizim oturmuş bir takımımız var. Çok değişken bir takımımız yok. Bu anlamda da aslında avantajlıyız. Herhangi bir sakatlık çıkmazsa tabii ki de. O yüzden yani 2-3 senedir beraber çalışıyoruz. 4. 5. senemiz olacak. O yüzden daha fazla birbirimizi tanıyıp daha iyi çalışmalar yaparsak neden bir Ya. madalya olmasın? En yakın yarışımız seneye Berlin'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve tabii Akdeniz Oyunları var. İspanya'da yapılacak olan. O da
Çok büyük bir organizasyon. Yani Avrupa Şampiyonası'yla eşdeğer hemen hemen Akdeniz oyunları. Orada da hem bireysel anlamda hem takımsal anlamda başarı elde etmek istiyoruz. Ama en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda 4x100 takımıyla madalya alıp bireysel anlamda da 100 ve 200 metrede boy gösterebilmek. İnşallah. Bu süre zarfında sakatlık olursa ne oluyor? Sakatlık olsa üzülüyoruz ilk önce. Yani üzülüyoruz. Ayak burkulması, ne bileyim, bunun ya, tedavi koşuyu engel mi bu? Tabii Yani ki tabii yani. ki engeldir de en ufak Yani bir ayak burkulması evet. olabilir ama atıyorum Haziran'da oynayacağınız, Haziran'da çıkacağınız bir yarış için Mart'ta bir ufak burkulma geçirirseniz bu 4 ay bunu yenmek için iyi bir zaman mı yoksa iş İşte işten geçmiş midir? Sakatlığın Boyutuna oluşması göre. boyutuna göre ve yerine göre bunlar zamana ihtiyaç duyuluyor. Biz o yönden bir avantajımız var gibi görünüyor. Bu yaşadığımız çok sakatlık yaşamadık aslında. İki tane büyük sakatlık yaşadık bugüne kadar. Ne 9 yaşadınız? yılda kas sakatlığı yaşadı yüz baldırında. Bu tabii şöyle bir durum var. Sakatlık evet her zaman kötüdür ama yarış zamanı Daha olduğunda da en kötü. kötüsüdür. Yani ne Çünkü kadar uzak geçirirseniz o kadar evet avantajlı. Aslında her iyileşme türlü süreciniz kötüdür var. ama yani Tabii. en azından bir kabul etme durumunuz olabilir. Ve Olabilir. şey olayı da var yani siz sonuçta bir yıl boyunca çalışıyorsunuz Tabii. ve ana hedeflere yaklaştığınız dönemde o sakatlığın olması gerçekten üzücü ve psikolojik olarak yıpratıcı oluyor. Ama tabii ki bu işin içinde bu var. Bu işin Dolayısıyla acı gerçeği. evet yani bir parçası aslında. Tabii. Hiçbir sporcu sakatlanmak istemez. Hiçbir antrenör de sporcusunun sakatlanmasını istemez. Ama kendinizi maksimal zorlamak zorundasınız. Performansınızı en üst düzeye çıkarmak zorundasınız. Bunun için de her vücudunuzun her noktasını maksimum olarak zorlamak zorundasınız. Tabii. Zaman içerisinde işte bunlar bazen şey verebiliyor yani sıkıntı yaratabiliyor sakatlık anlamında. Bunlar olmadığında psikolojik boyutu da tabii çok 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 önemli. Bu da hazır bulmuşluk, o işte o mental hazırlık dönemleri de kusursuz geçmek zorunda. Birçok etkeni kafanızdan Atın. rahatlıkla atabilmek alışkanlığınızın olması gerekiyor. Bu alışkanlıkla birlikte bu yolları biliyor olmanız gerekiyor. İşte tecrübe, bazen teorisini işin bilerek, bazen de pratikte bunları pozitife çevirerek optimum bir uyarılmışlık seviyesiyle işinize devam etmeniz gerekiyor. Biz çok yıpratıcı, Yiğit'in de söylediği gibi bir olimpiyat öncesi yaşadık. Ama buna rağmen dedik ki biz bundan sonraki hedeflerimize odaklanmak zorundayız. Evet, Tabii bu ki. olimpiyata gidemiyoruz ama bundan sonraki süreçlerde biz olabiliriz ve başarılı da olabiliriz. Dolayısıyla devam ettik ve bir yıl sonra işte böyle Yedincilik güzel bir geldi. ortam ve final yani olabilecek her türlü güzel şeyin yaşanabileceği bir ortamda bulunduk. Mutlu olduk, mutlu ettik. Birçok insanı, sporun içinde olan olmayan insanı ekran başına taşıdık. Ve bu da bize işin maneviyat yönünde ciddi anlamda bir tatmin verdi. Ama bundan sonraki hedefler için de bir seviye gösterdi. Tamam. Bunlar için de çalışmaya devam edecek tabii ki. Güzel. Merak edilenlerden birisi var. Ben şu an merak ettim. Koşarken gözlük kullanabiliyor musun? Evet, ben yani başladığım günden beri çıkarmadım. O yüzden de çok da çıkarmayı Çıkarmayı düşünmüyorum düşünmüyorum ama ama tabii tabii aldığım aldığım gözlükleri gözlükleri özel özel olarak olarak alıyorum, özel olarak seçiyorum. seçiyorum. Özellikle yüzüme tam yapışmasını veya kulağın arkasını biraz sıkılaştırmayı tercih ediyorum. Almadan deniyorum tabii ki, ondan sonra tercih Yani o ediyorum. koşu esnasında düşmüyor. Yok, kesinlikle Ne bileyim öyle bir arkadan böyle bir iple birlikte yok. bağlamak. Şeyler aslında bir iki kez denedi farklı gözlüklerle ve Lastikler var o bildiğim evet kadarıyla arkadan arkadan da tutulan. bantlı olanlar ama çok rahat etmedi yani çok rahat olmadığı için yani sporcun nasıl Tabii rahat ki nasıl rahat ederse edecekse. öyle kullanıyor. Bu şekilde kullanmasında bir avantajı var.
Gün içinde de zaten kullanıyor. Evet. Bir farklılık oluşmuyor yarış sırasında. Doğru. Dolayısıyla tam bir adaptasyon sağlanmış durumda oluyor. Bizim açımızdan da bu yani çok bir sorun yaratmıyor. Peki atletizmde boy, kilo bunlar nasıl ölçülüyor? Herhalde tabii aşmaman gereken bir kilon vardır. Tabii şöyle, şimdi tabii boy kilo oranları direkt olarak yağ oranıyla da bağlantılı olarak bakıyoruz biz. Tabii belli bir oranda kasa ihtiyacı var vücudun. Bunu süratle ve işte güce çevirebilme açısından baktığımızda biz belli kilolarımızı boyumuza göre tutmaya çalışıyoruz ve bunu belli bir oranda artırmaya çalışıyoruz. Yani bir anda 3 kiloluk bir kas yapmamızın bize neleri negatif yönde getireceğinin hesabını yaparak. Ama tabii ki yaklaşık olarak bakarsak işte Mart ayına kadar, yani Ekim'den Aralık'ın sonuna kadar ve Mart'tan yazın Haziran'a kadar ki süreçte de biraz daha kilolu olma şeyi var, durumu var. Ama özellikle Mart'tan sonra artık yaz hazırlıkları başladığından vücut biraz daha forma giriyor. Yağ oranları daha da düşüyor. İşte mesafeler, tabii ki kış sezonunda 60 metre üzerine odaklanıyoruz. Yaz sezonunda 100-200 metre koşacağından, 4x100 koşacağından çalışmaların içeriği de ona göre hem süreleri, hem mesafeleri, hem de şiddetleri daha uzun mesafelere yayılıyor. Bu noktada da bizim için önemli olan yağ oranları. Yağ oranlarını, kas içi yağ oranı ve kas yüzeyindeki yağ oranlarını düşürme sini öngörüyoruz. Ona göre de çalışmalar yapıyoruz. Kasları daha çok form şeklinde ortaya çıkıyor yani. Yemekle de konuşalım sonra yavaştan bitirir sohbeti. Yemek nasıl arası? Yani ne yiyemez mesela bu süre zarfında? Yani şöyle, dönemsel olarak baktığınızda aslında antrenmanın içeriğine göre belirliyoruz biz beslenme şeklini. Tabii kullanabileceğimiz ergojenik sporcu. Çok özür, çalıştığınız bir diyetisyen oluyor mu bu konuda? Yani en azından yardımcı olması açısından şöyle, ve ekstra ilaçlar var. Hiç kullandığı oluyor mu? Şöyle, ilaç dediğiniz işte bizim o ergojenik yardım takviyeleri dediğiniz sporcu beslenmesiyle ilgili olan kısım. Onu kulübümüzün doktorunun da bağlantı halinde kulübümüz bize sağlıyor bir kısmını. Tabii orada şu an içinde bulunduğumuz seviyede zaten birçok teste giriyoruz. Yani dopingle ilgili olsun, işte bunların kontrolüyle ilgili olsun, uluslararası düzeydeki atletlerin tümünün kontrol altında olduğu bir Dünya Antidoping Ajansı'nın bir havuzu var. Bu seviyedeki atletlerin tümü o havuz içerisinde belli testlere onların istediği zamanda alabilecekleri şekilde biz işte ne zaman nerede antrenman, 24 saatimizi içeren mesela her gün için 24 saatimizi içeren whereabout denilen, işte nerede olduğumuzu belirten, ne yaptığımızı belirten bir takvim var. O takvimi dolduruyoruz ve o takvimi doldurduktan sonra bizi istediği zaman gelip test edebilme durumunda olmaları gerekiyor. Geldikten sonra da bir saat içerisinde biz mesela diyelim ki 2'de antrenmanımız var, 14'te antrenmanımız var, 14'te falan yerdeyiz diye oraya not düştüysek bir saatlik bir sürede, eğer orada yoksak geldikleri zaman, bir saatlik bir sürede bizim oraya gelmemiz gerekiyor. Zaten geldiklerinde de hemen bununla ilgili bağlantıyı kuruyorlar. Ve işte geldik, test yapacağız. Testleri alacağız, neredesiniz diye. Orada yoksak tabii. Bir saat içerisinde orada olursanız zaten bir sıkıntı olmuyor. Böyle bir havuzun içerisindesiniz. Dolayısıyla bütün yedikleriniz, içtikleriniz hepsine dikkat etmek zorundasınız. Bunlara biz tabii hem
Bazen diyetisyenlerle bilgi alma anlamında bunları yapıyoruz. Gerek biz kendi araştırmalarımızla nelerin ne zaman yiyeceğimiz konusunda, ne kadar yiyeceğimiz konusunda bunların planlamasını yapıyoruz. Hı hı. Ama tamamen bunu belirleyen şey antrenmanın enerji sarfiyatı. Tabii. Yani ne kadar enerji harcıyoruz ya da antrenman şekli neye ihtiyaç duyuyor, hangi besin grubuna ihtiyaç duyuyor şeklinde o şekilde bir planlamamız var. Tabii ki bu özelde yiğitle ilgili. Yani nasıl diyelim, başkasına uygulanan bir beslenme şekli, hadi onda uydu, biz yiğite de uygulayalım diye bir durum yok. Tamamen onun kendi kilo, vücut kas oranları ve antrenmanın içeriğiyle ilgili, harcadıklarıyla ilgili. Dolayısıyla bu noktada 7-8 yıldır bayağı yol kat ettik ama işte biraz önce de kendisi de belirtti. Ara öğünler, işte sabah kahvaltısı. Çok fazla aslında sabah kahvaltısını sevmiyor ama yani tabii ki özellikle bu süreçleri karşılayabilmesi için enerji açısından onlara da alıştı. Zamanla daha iyi olacak. Evet, yani çünkü bu şeydir, bir arabaya benzini koyarsanız o araba gider. Yani sonuçta o enerjiyi yükleyeceksiniz, kaslarınızı o şekilde besleyeceksiniz ki olursa verim versin. Tabii verim verebilsin, antrenmanın ihtiyacını karşılayabilsin ve antrenmandan sonra da gelişmenize neden olabilsin. Biz tabii antrenman öncesi, antrenman sonrası beslenme şekilleriyle bunları takviye etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da tabii buna paralel olarak sponsorlarımızdan olan Erduran Laboratuvarı da bize bununla ilgili aylık rutin bütün o vücuttaki biyokimyasal her rakam verileri evet veriyor. Özellikle ve özellikle yoğun dönemlerde ve ergojenik kullanımını yaptığımız dönemlerde o bilgileri alıyoruz ki hem organları koruyabilelim, hem bazı eksiklikler olursa beslenme anlamında takviye yapabilelim. Bunlar da tabii bizim işin diğer ince ayrıntıları. Kendini kötü hissetmiyor musun? Yani bilmiyorum, hiç başınıza geldi mi? Dedi ya, ikide geliyorlar, orada değilsem bir saat içerisinde orada olmam gerekiyor. Size hiç böyle bir prosedür uygulandı mı şu ana kadar? Şu ana kadar öyle bir şey başımıza gelmedi. Olmadı ama yani, ve şeyde verdik. Yani gittiğimiz yarışmalarda genellikle veriyoruz. Çünkü hep zirveye oynayan bir atlet olduğumuz için zaten sürekli gözlem altındayız. O anlamda ama bizim bir sıkıntımız yok. Çünkü bunlar da uygulanması gereken durumlar. Tabii. O yüzden herhangi bir İnsan böyle kendini bir kötü hissedebilir yani, geldim kontrole neredesin der yani, gibi. Evet, genelde öyle zaten öyle bir aslında öyle bir algı oluşturuyorlar. Çünkü gelenler öyle biri geliyor ki sanki siz suçluymuşsunuz da böyle sizden zorla bir şey almak için. Ben her zaman rahat tavırlarım aslında. Hep o süreci kolaylaştırmaya çalışıyorum. Çünkü hep onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar tabii geçmiş yıllarda hep böyle kötü anılar oldukları için hep sanki her aldıkları sporcunun öyle olacağını düşünüyorlar ama ben hep rahat davranıyorum. Onunla yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu anlamda bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bugünden sonra da yaşayacağımızı çok düşünmüyorum açıkçası. Evet, yani biz zaten şöyle söyleyeyim, yani net bir şekilde illegal olabilecek her şeyin karşısındayız. Ve bugüne kadar da hiç tenezzül etmedik. Ve bundan sonra da etmemek de bizim için önemli bir hedef. Yani bir başarıya ulaşma hedefimiz kadar önemli olan bir hedef. Yani misyonumuz diyebiliriz. Evet, yani hiçbir sıkıntıya yer vermeyecek, temiz ve pür bir şekilde hedeflerinize ulaşmayı amaçlıyoruz. Bazen belki bunu eksiklikler olabiliyor sistematik açıdan baktığınızda ama bunu da kapatmak için illegal yollara da kesinlikle karşıyız ve uygulamaktan da kaçınıyoruz. Çok güzel. Son olarak sana soralım Yiğitcan. 16-17 yaşındayken hocanla tanıştığındaki hallerini hatırlarsan, belki şu anda da senin gibi olan 16-17 yaşında, 15 yaşında gençler vardır. Onlara önerilerinle gerçekten bu işi yapmak istiyorlarsa nasıl bir yol izlesinler? Belki anne babalar var bizi izleyen şu anda. Tabii ki. Onları yönlendirmek isteyen olabilir.
Tabii ki de ilk önce kendilerine inanmaları lazım ki bizim maalesef siyaset anlamında veya siyasi boylamda birkaç sıkıntımız olduğundan dolayı Evet. farklı bir durumdayız. Fakat bu anlamda bireysel sporlarda hiçbir sıkıntımız yok. Eğer siz kendinizin yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız ve kendinize inanıyorsanız her türlü dünya ve Avrupa arenasında kendinizi gösterebilirsiniz. Bunu ister Türkiye basamaklı yapabilirsiniz, ister başka ülkelere basamaklı yapabilirsiniz. Ama önemli olan ne istediğinizi ve ulaşabilir hedefler koymanız gerekiyor ilk önce kendinize. Yani 16-17 yaşında işte ben evet olimpiyat şampiyon olacağım ama ilk önce sen mesela Kıbrıs'ta şampiyon olacaksın. Daha Tamam. sonra Türkiye'ye gideceksin, orada şampiyon olacaksın. Daha sonra birkaç rekor kuracaksın. Yani hep böyle kendine ulaşabilir hedefler koyması gerekiyor genç sporcuların, genç arkadaşlarımızın. Aileler de bu anlamda gerçekten çok büyük destek olmak zorunda. Çünkü bizim ülkemizde ilk önce başarı endeksi bir destekleme durumu var maalesef. Bu anlamda aileler burada çok önemli bir görev arz etmekte. Aileler çocuklarına inansın. Şöyle düşünmesin artık o devirler gerçekten kapandı. İşte çocuğumuz spor yapmasın, eğitim yapsın, ileride para kazansın. Artık tamamıyla neredeyse yurt dışındaki tüm aileler çocuğunun eğitimin yanında bir spor dalıyla uğraşmasını istiyor. Çünkü hem sosyalleşmesi açısından çok önemli. Evet. Hem de gerçekten yeteneği varsa bu anlamda para kazanabilecek, maddi gücünü, maddi özgürlüğünü, ekonomisini alabilecek kişiler yaratmaya odaklı olurlar. O yüzden bu anlamda bizim de evet ülkemizde belki yeterli kadar olmayabilir ama benim gibi 3-4 tane daha örnek çıktıktan sonra çok daha farklı atılımlar, çok daha farklı gelişme olacaktır. Dediğim gibi biz bu misyonun üstlenen belki de ilk kişiyiz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmek için elimizden gelen her türlü yardıma ve desteğe açığız. Ettirmeye de hazırız yani açıkçası. O yüzden ailelere bu konuda kendini geliştirmeye hedeflesinler ve çocuklarına inansınlar. Eğitimin yanında spor yapmanın hiçbir zararı yoktur. Her şey plan ve program doğrultusunda olduktan sonra hiçbir sakınca yoktur. Bu konuda bilinçli davranırlarsa çok yetenekli insanlarımız, çok yetenekli çocuklarımızı dünya ve Avrupa arasında gösterebileceğimize inananlardanım açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Başarıların daim teşekkür ederiz. olsun. Çok sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz hocam son olarak? Evet. Öncelikle ben çok teşekkür ederim size Biz teşekkür ederiz. Aybeniz Hanım. Bize bu sohbeti yapma fırsatı verdiniz. Kendinizi değişik boyutlarıyla Evet. anlatma fırsatı verdiniz. Ben de ailelere söylemek istediğim birkaç şey var. Bugün eğitimle de bağlantılı olarak. Bugün uluslararası düzeydeki tüm üniversiteler burslu kabul eden veya işte belli derecelerle öğrenci kabul eden uluslararası büyük üniversiteler sosyal boyutunu da olayın alıyorlar. İşte o öğrencinin sosyal olma durumunu da direkt olarak gözlemliyorlar veya öğrenmek istiyorlar. Bir diğer taraftan da iş hayatında da artık büyük şirketler bunlara bakıyorlar. Yani sadece derslerinin işte 4 üzerinden ise 4.00 olması yeterli olmuyor. Çünkü insan sosyal bir varlık, iletişim çağı. Dolayısıyla insandan insana geçiş, diyalog işte bu sosyal aktivitelerle oluyor. Gerek spor, gerek sanat, gerek bilimin diğer dalları buna neden oluyor. Dolayısıyla ben ailelere kısaca şunu önerebilirim. Bir eğitimci olarak da aynı zamanda çocuklarınızı planlı bir şekilde yaşamaya yönlendirin ve bu yönlendirmeyi yaparken de onların farklı sosyal içerikli ortamlarda olmalarını sağlayın. Göreceksiniz ki hem dersleri, çok ön planda tuttuğunuz dersleri daha verimli hale gelecek. Hem mutlu bireyler, hem sağlıklı bireyler toplumumuzun kazanmasını sağlayacaksınız. Bu noktada bunları söyleyebilirim. Ve son olarak da tekrardan çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem bu programı sizlerle yapmış olduğum için hem de bir Usain Bolt değilim ama ben de bu programın jübilesini sizinle yaptım. Yaz dönemi bittiği için biz de programımızın sonuncusunu şu anda kaydediyoruz. Finallere Artık alışıyoruz. evet, bu da bir Güzel final oldu. oldu sizinle beraber. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Evet değerli izleyenler, yaz dönemi boyunca ekranlarınızda olan Aybeniz'de Yaz Sohbetleri programının bu haftalık sonuna geldik. Aslında bu haftalık değil, sezonun da sonuna geldik. Bu son bölümümüzdü. Yeni sezonda yeni programlarla, tabii bu dönemde de haberlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.